Cemciğim, önce senin bir yazın vardı. Bal Çiçek İlter'i de ilgilendiriyor. Onunla başlayalım mı bugünkü yazında? Hemen tamam. Konuşmaya, konularımıza. Milli Eğitim Bakanlığı önce Türkçe diye bir kampanya başlattı. Evet. Çok hoş. Çünkü Türkçe'yi ne kadar doğru konuşuyoruz? Bal Çiçek İlter'e sormak lazım aslında. Yani hemen en başında. Nerede? Hepimiz anlamında hepimiz mı? Hepimiz genel olarak Türkçe'yi... Az kelime kullanıyoruz bir kere. Türkçemiz çok zengin, çok hakikaten çok zengin bir dil. Az kelimeyle konuşuyoruz, azıcık kelimeyle dönmeye çalışıyoruz. Ay, kahveler geldi, ne kadar hoş. Bunun da bu rahatlığı var galiba. Tabii. Değil mi? Evet. Ne hoş, ne güzel. Dükkan serbest, dükkan bizim evde gibi. Süper, süper. Küfür, hakaret, arış, her şey serbest süper. Burada. Şimdi çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir dilimiz var. Çok zengin bir dilimiz var. Bunu maalesef çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü ama okumuyoruz. Okumuyoruz. Medyada kötüyüz. Medyanın dili çok kötü. Yazı işleri müdürü olduğum dönemden itibaren mücadele ettiğim bir alandır aslında bu. Medyanın dili kötü. Çok yani kısıtlı, öyle söyleyeyim. Orada da kendimizi aşmamız gerekiyor. O yüzden daha çok işimiz var. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı aslında bu projesi iyi ama Ali abinin bir ufak eleştirisi var bugün piyasında gördüğüm kadarıyla. 12 kanaldan 16 haber spikeri var projenin içerisinde. Arkadaşlar o jipekler, yazı ve jipekleri ekrana getirdim. Burada kelebek olmuyor mu? Kelebeğe geçemedik mi daha alttan biz? Şimdi bu 16 spikerin haber spikerinin %80'ini değil %90'ını tanıyorum. Tabii canım. Başarılı da insanlar. Yani şahsen tanıyorum. Ekrandan tanımaktan öte. Şahsen tanıyorum. Hepsi başarılı insanlar. Ama hepsi çok şu an yoğunlar. Ekrandakiler. Evet. Ama çok yoğunlar. Bir haber nöbeti çizelgesi oluyor. Yani Didem Aslan Yılmaz'ı bir sabah görüyorum. Ertesi gün bakıyorum gece yarısı başka bir ama program. Öyle çalışırdık haber evet, çıktı. Yani. Yani ben öyle bir şey yok, ölürdük yani. Ya yazık Didem'e, aynı tempo devam ediyor. Hakikaten evet. Öyleydi o dönem. Şimdi buradaki benim önerim ve eleştirim Milli Eğitim Bakanlığı, evet gayet tabii ki popüler kültürü televizyonda aktif olarak çalışanların dikkate alsın, bunların habere dönüşmesi için o haber sunanların işin içinde olmasında fayda var. Ama yani 50'ye yakın haber spikeri var işsiz. Yani medya gittikçe küçülüyor. Arkadan yenileri geliyor. Yenileri gelince onlar o nöbetlere dayanıyor. Diğerleri çeşitli nedenlerle aktif olarak medyanın dışında. Bunların bir kısmını şahsen tanıyorum. Yani şu anda tekrar bir kanalda iş bulup çalışan bir spikerin değil evinin kirasını, cep telefonunun faturasını ödemediği için kesildiğini biliyorum. Yani bekarsa, başka bir gelir kaynağı yoksa, tek kaynağı geçimi mesleği ise elinden mesleği alındığı zaman haber spikerinin yapacağı ek bir iş yok. Şimdi mevcut spikerler çok ciddi ekstra gelir kaynaklarına da sahip. Geliyor mesela Anneler Günü. Anneler Günü'nün önüne arkasına konacak etkinliklerde bu ekranda olan spikerler ve sunucular kullanılıyor zaten. Onlara ekstra teklifi gidiyor. Ben seçim kampanyasından biliyorum. Dünya kadar mevcut spiker ve sunucular ekstra belediye başkanlarıyla sohbetler, YouTube yayınları, Facebook yayınları gibi etkinlikleri yaptılar. Yani oradan zaten ekstra para geliyor. Asıl maddi ve manevi tatmin o insanlara lazım. Bu sayede bir iş istihdamı da yaratılmış olur. Yani toplumun tanıdığı, artık toplu taşıma araçlarına binmenin sıkıntısını yaşayan insanların belli bir gelir kaynağının olması lazım. Yani bu baktığın zaman haber spikerlerine ve sunucularına dünya kadar kanal görüyorsun CV'lerinde. Oradan ayrılmış, oraya gitmiş. Aynı kanalda uzun süre çalışmak çok zor. Çok az insana nasip olan bir şey. Onun için devlet bunu yaparken popülerizmi bu kadar önemsememeliydi. Yani her kanaldan birer spiker aldın, 12 tane, diğer kalanını şeyden tamamla. Yani sektörün içinde
çeşitli nedenlerle tutulamamış namuslu, CV'si temiz insanlarla. Şimdi ama Ali, şimdi dayanamayıp gireceğim araya. Yani nasıl seçildiğini biliyoruz ama şimdi. Yani dışarıda işsiz kalan spiker, yani ben spiker değildim, gazeteciydim, evet, ama spikerlikte yaptım, evet, ana haber spikerliği. Evet. Yani mecburen kalanlar, ben istifa ettim, kovulan da var. Evet. Ama mecburen istifa ettim ben de. Ben de ama çok hani harikaydı, bayılıyordum da işime, istifa etmedim yani hani. Dolayısıyla niye istifa ettin mecbur? Niye istifa ettim malum artık. Yani artık haber mi kaldı televizyonda? Ha. Okunacak şey mi var Ali? Yani durumun şeyi ortada. Evet. Yani şimdi bu mevcut isimlerin seçilmesinin sebebi zaten bunların onaylı oluyor olması. Yalan mı bu Ali? Yani bu isimleri tekrar onaya göndermeleri gerekmiyor çünkü. Şimdi dışarıdan gelecek, tekrar bakacak, o neci, bu neci, bucu. Böyle yani böyle bir medyadan geçiyoruz yani şu ama anda. Yani bu arada birçok isim var bu içinde. Çok kıymetli ve çok sevdiğim arkadaşlarım. Hepsini içine koyarak söylemiyorum ama mecbursun, belli bir alandaysan, hangi kanalda çalışıyorsan o kanalın sana verdiği imkanlar derecesinde konuşabiliyorsun. Ben çalıştım kaç sene. O kadar uzun süre Habertürk'te çalıştım, sen biliyorsun, ana yüzlerinden bir tanesiydim, evet, ben yani. Ama bir alan var, o alanda sen o alanda dönmeye çalışıyorsun. O alanda sana onayını verilmiş. Artık bir daha tamam sen seçilirsin ama dışarıda işsiz kalana onay yok. Zaten onay kalmadığı için işsiz kadın ya da adam yani. Kim onaylayan Balçık İlter? Hükümet. Yani bu hani bunu söylemeye gerek yok. Hükümet, kraldan kralcılar. Kraldan çok kralcılar aslında. Kraldan kralcılar da var yani, katılıyorum bak. Sadece evet, hükümet herkes de şu onaylansın, bu onaylanmasın, bu gitsin, bu bitsin demiyor. Onun da farkındayım yani. Ama kraldan kralcı çok fazla var. İşte bunu istemiyoruz. Niye istemiyoruz? İstenmiyor o anda. Bir anda istenmiyor oluyor o. Biliyorsun hani evet, yani neler yaşandığını. Ya buna rağmen yani şuna katılıyorum. Evet, her kanalın kendi yayın çizgisi, kuralları var. Evet. Konjektürel olarak bazı kodlanmaların olması, yani olmaması daha iyi de olması. Ama buna rağmen siyasi sebeplerle değil, tamamen meslek etiğiyle ilgili, genel ahlakla ilgili, evet, yöneticisiyle, psikopat yöneticisiyle sorun yaşadığı için var, mesleği bırakmak zorunda kalan insanların, yani zaman zaman karşılaşıyorum. Yani benim duruşumu bildikleri için dert yanıyorlar. Hı-hı. Ben de onlara bir sözcülük yaptım. Zaten bugün yazıma gelen mailler ve mesajlardan doğru bir yere parmak bastığımı gördüğüm için bunu biraz daha dillendirmek istedim. Yani mevcut 16 spikeri varsayın ki onlar haftada bir ders veriyorsa, ötekilerin haftada 5 ders verme zamanı var. Yani o rahatlıkları var. Gene bu isimler olsun ama listeye daha zenginleştirmek, bu eğitim programını hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, bakanlığının her neyse elini rahatlatır. O insanları da moral motivasyon. Ya şimdi bak, Hollywood, Amerika ne yapıyor? Yani Amerika'nın yaptığı şey şu. Siz 7000 küsür akademi üyesi var. Evet. Oscar Akademisi'ne. Evet. Niye? Yani ışıkçıydı, sesçiydi, görüntü yönetmeniydi, senaristi, oyuncuydu. Eskilere böyle bir moral motivasyonu olsun. Bak biz sizleri önemsiyoruz diye böyle imkanlar veriyorlar. Biz ne yapıyoruz? Eski oyuncular reklam için meslek, yaşam boyu meslek onur ödülünden başka bir şey vermiyoruz. Ama biz kıymet bilmiyoruz evet, onda. Bas bas bağırıyor adam, evet, 20 senedir bana iş vermiyorlar diyor Eşref Kolçak. Evet. Ben diyor kamera karşısında ölmek istiyorum diyor. Niye? Hayatı burada geçmiş. Yani şey anlatmaya çalışıyorum. Yani biz toplum olarak, kanaat önderleri olarak biraz bazı konulara dikkat çekmemiz lazım. Her şey lay lay lom değil. Yani kusura bakmayın ama yani Kerimcan Durmaz'ı takip ederek gideceğiniz çiçek tarlası değildir. Aziz Sancar'ı takip ederek daha güzel yerlere gidebilirsiniz. O tarafa gidiyor, işte ben iki gün önce paylaştım diye vay efendim daha çok takipçisi var. Biz paylaştıktan sonra bir tarafta 90 bine çıktı, öteki tarafta 199 bine çıktı. Yani
Kerimcan Durmaz'dan takibi bırakanlar oraya gelse adam iki katına çıkardı. Yani toplum çürümeyi de toplum sağlıyor. O çürük yumurtalara prim verince bu hale geliyor.